Bu ülkenin toprağı bir bütündür. Yunus Emre'nin fani olan teni Eskişehir veya Karaman, Kula veya Erzurum toprağında yatmış ne fark eder? Önemli olan 7 asır sonra bile Yunus'un insanların sevgi dünyasında hala yaşadığıdır. Gayrı ulu tanrı gülmez oldu yüzümüze. İmanımızı mı kaybettik, içimiz küfürle mi doldu ne? Yaz kurak geçmekte ve de kış zorlu olacağı benzer. Bahara güç çıkarız. Bir yerden yardım istemek gerek. Oğlum Konya'daki Selçuk veziri Muhyiddin Pervane yurdu Moğollara peşkeş çekmekle meşgul. Kim yardım eder bize? İzin verilirse bir sözüm var Hasan Baba. Geçen de köye uğrayan bir dervişten duydum. Suluca Karahöyük'te bir ulu varmış. Adına Hacı Bektaş-ı Veli derlermiş. Gideni boş döndürmez, ne kadar dağıtsa ambarındaki buğday eksilmezmiş. Ben de duydum bu velinin adını. Ama bütün bir köy için erzak istemek ve de sözü sohbeti tatlı, yolculuğa dayanıklı bir yiğit bulmak gerek. Yol uzun ve de iş çetindir. Bizim Yunus ne güne durur? Doğru lan. Yunus'tan münasibi olunmaz. Yunus iyi. Varın tez bulup çağırın Yunus'u. Acele etmen canım. Hepinize bol bol yeter. Bak, bak sen şuna hele. Yunus! Hey Yunus! Beru bak Yunus. Hasan Baba kurultayda seni bekler. Hasan Baba mı? Hayırdır inşallah. Bekletmeden tiz varalım öyleyse. Bugünlük bu kadar çocuklar. Hadi kalın sağlıcakla. Değil, yol bu. Moğlu var, eşkıyası var değil mi ya? Dağ bayır demeyecek, sıcak soğuk dinlemeyecek. Baba yiğit, kuvvetli, kudretli. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Otur şöyle Yunus. Bütün büyüklerim toplanmış. Yüzlerinde dert, gözlerinde hüzün okunup durur. Dert hepimizin derdi. Bilirsin bu yıl yer demir gök bakır oldu. Sebiler, analar ağlar bu kış. Geçmez boş ambarla. İçimizden biri varsın, Hacı Bektaş-ı Veli'ye durumumuzu iletsin. Biraz unluk, biraz tonluk buğday istesin derler. Seni düşündük Yunus. Bu muydu üzüntünüz? Şükürler olsun. Başka dert vermesin Yüce Tanrı. Yarından tezi yok yolcuyum ağlar. Almadan dönmem buğdayı. Tasa komayın yüreğinize. Şükürler olsun. Karnımızı da doyurduk bu sabah. Tuh sana Yunus. Eli boş giden, boş dönmez mi gafil? Topla az biraz alıç, çam sakızı çoban armağanı de, al götür. Müzik
Bir dileğin mi var Ahmetcan? Kusurumu bağışlayın hünkârım. Bir garip kişi gelmiş uzaktan. Adı Yunus'muş, dağ yemişi getirmiş. Bir de diyeceği varmış. Önce iş sonra aş diyerek eşikte destur vermenizi bekler. Lokmasını ayırdığımız kişi olmalı. Bekletmeyin, alın içeri. Derdi büyük olmasa acele etmezdi bu kadar. Eğer her çiğ tanesi inci olsaydı, katır boncuğu gibi çarşı inciyle dolardı. Hoş geldin Yiğit. Yaklaş hele. Otur, dinlen biraz. Sağ olun Şeyh Hazretleri. Bize dağ yemişi mi getirdin? Yok, yoksul bir adamım. Çam sakızı çoban armağanı şeyhim. Getiren götüren sağ olsun. Ahmetcan. Buyurun. Konuğumuzun armağanını canlara götür, aralarında ülessinler. Baş üstüne şeyhim. Duydum ki bir dileğin varmış. Çekinme, söyle. Bu hizmetinin altında kalmak istemeyiz. Bu yaz kuraklık ekinimizi yakıp kavurdu. Unsuz, tohumsuz kaldık. Kapınıza geleni boş döndürmediğiniz söylenir. Köy halkı adına sizden buğday istemeye geldim. Ya, isteyen isteten sağ olsun. Lakin bir sualim var sana. Sorayım mı? Sualine canım kurban şeyhim. Öyleyse cevap ver. Buğday mı istersin, himmet mi? Aman şeyhim. Getirdiğin her yemiş için gel iki nefes verelim istersen. Düşün. Düşün de öyle cevap ver. Köy halkı açlıktan kırılmada Şeyh Hazretleri. Bize buğday verin siz. Canlara üleştirdin mi Ahmetcan? Üleştirdim hünkârım. Hepsi de getirene gönderene hu dediler. Bu kadar canı mesrur kıldın Yunus. Gel sana her tanenin her çekirdeği için 10 nefes verelim. Ben nefesi neyleyim? Kime nasıl üleştireyim Hazreti hünkârım? Gel sen kerem eyle de buğday ver bize. Eyvallah. Ahmetcan, götürebileceği kadar buğday verin bu gence. Yolun açık, yokuşların düz ola. Tanrı vücudunuzu sağlıklı, ambarınızı daim nasipli kılsın. Siz de sağlıcakla kalın şeyhim. Bugüne kadar hiç kimseye lütuf bahşedip böyle ısrar etmediniz şeyhim. Gafil, anlamadı bu hazinenin kıymetini. Yanılmaktasın can. Onun ruhunda vermek istediğimizden çok daha zengin bir hazine var. Farkında değil. Ama dönecek. Hem de pek yakında. Dönecek ve erenler safında yer alacak. Buğday mı istersin, himmet mi? Buğday mı, himmet mi? Buğday mı, himmet mi? Buğday mı, himmet mi? Ne nesnedir bu himmet? Bu himmette bir hikmet ola. Öyle ya, himmeti olan buğdayı da bulurdu. Eyvah! Ne ettim ben, ne ettim? Vay akılsız gafil Yunus, vay! Davranın yoldaşlarım, Hacı Bektaş-ı Veli Hünkâr'a dönüyoruz. Döndün demek, gene bir dileğin mi var Yunuscan? Bir özrüm var ki tariflere sığmaz şeyhim. Ne istediğimi bilemedim.
olmayacak bir iş ettim. Al buğdayını, ver himmetimi. O iş şimdiden geri olmaz. Önce gerekti. Biz o kilidin anahtarını Tapduk Emri'ye verdik. Dilersen varıp nasibin andan alırsın. Tapduk Emre mi? Besbelli, büyük fırsat kaçırmışsın. Peki şimdi ne yapacaksın? Hemen yola çıkıp Tapduk Şeyh'imi arayacağım. Ulu Tanrı işini rast getire. Amin Hasan Baba. Lakin gönülden çıkarmayın şu garip Yunus'unuz. O nasıl söz oğul? Bize ettiğin bunca iyilikten sonra mı? Sana zahmet vermesin bacım. Bırak ben taşırım suyunu. Allah razı olsun yiğidim. Yabancısın galiba. Uğrun ne yana? Nereden gelip nereye gitmektesin? Sorma bana bacım. Derdim büyük benim. Tapduk Emre derler bir ulu varmış. Onu arar dururum. Adını duydun mu ola? Duydum, duydum ya. Sen neden ararsın Hazreti? Anahtarım ondaymış. Varıp onu alacağım da. Demek öyle. Kapına kadar götüreyim. Sana ağırlık olmaz. Allah razı olsun. Ne muradın varsa versin. Varıp gidelim öyleyse. Gidelim. Ama bacım, burası bir dergaha benziyor. İyi bildin yiğidim. Kimin dergahı acep? Tapduk Emre Hazretlerinin. Ne? Tapduk Emre Hazretlerinin mi? Yoksa tanır mısın sen Hazreti? Nasıl tanımam? Helaliyim ben onun. Helalim. Ver öpeyim elini. İzin verirsen ben gideyim gayri. Nereye? Hani şeyhi görmeye geldin de? Ha öyle ya. Hay başım. Şaşırıp da kodu gitti aklını. İlahi yiğidim. Güldürdün beni. Hayrola hatun? Hayırlar şeyhim. Bir konuğum var. Seni görmek için Irak yollardan gelmiş. Sendeki emanetini istermiş. Safa geldin. Kademler getirdin oğul. Kim yolladı seni?
Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri Şeyh'im. Eyvallah, yollayan da yollanan da sağ olsun. Gel, birlikte girelim dostlar dergahına. Tepe, dağ bayır açtım geldim. Çünkü anahtarım sizdeymiş. Öyle buyurdu ulu hünkâr. Dedi ki... Gerisini anlatman lüzum hasıl etmez. Sen önce mutfağa var, bir güzel karnını doyur. Şöyle bir dinlen, bir de döşek versinler sana. Sağ olun şeyhim. Ah, yaklaş bakayım. Adın ne senin? Yunus. Yunus, ha? Öyleyse... Yunuslar iki oldu dostlar dergahında. Gel bundan geri seninkine Emre diyelim. Yunus Emre olsun senin adın. Bu ada layık olmaya çalış. Hizmet et, emek geçir ve de nasibini al. Sözleriniz kalbime buyruk olur ulu şeyhim. Biraz gölgelikte soluklan Bekircan. Ben kırarım odunları. Eyvallah Yunus aldaşım. Sağ olasın. Balta kullanmakta usta mısın görelim. Hele şunu kır bakalım. Haşa şeyhim, bu sizin asanız. Kır dedim sana. Yalnız ustalığını göster de bir vuruşta kır. Olmadı gitti. Kıramadın Yunus, kıramadın. O baltaya sap oluncaya kadar dergaha ormandan odun kesip taşıyacaksın. Sakın ola ki bir daha başkasının dayanağını kırmaya ve de yıkmaya kalkmayasın. Fakir Yunus'unu gör, gözet. Oduncu kullarının en iyisi yap. Madem şeyhim bu işi münasip biçti, inayet senden tanrım. Gayret şu garip Yunus'tan ola. Şeyhim. Ne var, ne telaş etmektesin Cafercan? Kusurumu bağışlayın şeyhim. Tekke köyünden gelenler varmış. İlla da şeyhimizi görmek dileriz diye sabırsızlanırlarmış. Varıp dilekleri neymiş anlayalım.
Hoş geldiniz, safalar getirdiniz dostlar, ağalar. Bir müşkülünüz mü var? Şeyh Hazretleri, biz Tekke köyündeniz. Komşu köyün ağası Hamza Bey bu yılki kuraklığı bilmezmiş gibi... Elimizde avucumuzda ne varsa aldırdı. Adamları köyü talan ettiler. Yakıp yıktılar. Çoluk çocuğumuzu dövüp nice yiğiti kılbaçtan geçirdiler. Allah Allah. Nasıl barınırız buralarda? Varıp Hamza Bey'le konuşup az insafa gelmesini söylerseniz sizi kırmaz Şeyh Hazretleri. Gönlünüzü ferah tutun dostlarım. Nerede görülmüş fukaradan sadaka alan bey? Aldıklarını geri verip beyliğini ispatlamazsa gene de gam çekmeniz gerekmez. O zaman ambarımızdaki tanrı nasibini aramızda üleşiriz sizlerle. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. 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 Cafercan. Buyurun şeyhim. Gece konuğumuzdur bu dostlar. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Buyurun dostlar, öne düşüp size yol göstereyim. Varın, varın istirahatinize bakın siz. Ömercan. Buyurun şeyhim. Hemen bir name yazılsın Hamza Bey'e, görüşmek için beklediğim bildirilsin Ömercan. Baş üstüne şeyhim. Ne oldunuz şeyhim? Sen misin Yunus Emre? Evet şeyhim, korkuttunuz beni. Bir şeyim yok elhamdülillah. Yok ya, bir iki aydır gözlerim nazlanır oldu bana. Ara sıra görmez oluyor dünyayı, o kadar. Geçti işte, bak. Her gün ana bacım gelirdi suya, bugün sen. Yoksa sen şeyhimin kızı bacım sultan mısın? Evet, asıl adımı sorarsan Gül Misal. Ama herkes bacım sultan der bana. Bırak, ben taşırım bakraçları. Sağ ol. Adın ne senin? Yunus. Ama ulu şeyhim kendi adını da verdi. Gayrı Yunus Emre oldum. Tanıdım seni. Şeyh babam bahsetti evde. Seni çok takdir ediyor. Oduncu olan değil misin? Şeyhim evde benden mi bahsetti? Sağ ol bacım sultan. Seni görmek kadar mutlu etti bu sözünde. Dönelim gayri. Dönelim. Şşt! Şşt!
Anama söyleyeyim, izin verirse bundan geri suya hepten gelirim sabahları. Sahi mi? Öyleyse sesini doya doya yakından dinleriz. Bütün orman, kuşlar, sular da dinler bacım Sultan. Sağ ol Yunus Emre. Bilir misin? Babam ancak bir kişiye adını verir. O da kendisinin yerine geçecek kimseye. Sağlıcakla kal. Dediklerinden bir şey anlamadım. Daha iyi ya. Sağlıcakla kal demek istedimdi zaten. Ne iştir bu Hazımcan? Gördün mü arkadaşım oduncuyu? İmdi mesele anlaşıldı, bal gibi anlaşıldı. İşin içinde iş var. Gönül işi var. Ve de şeyhin kızı, bacım Sultan var. Varıp Kuyendi'ye haber edelim. Hadi. Oduncu Yunus gene balta sallıyor olmalı. Hiç yorulmazmış, hiç duru dinleni yokmuş demektiler Yunus için. Bir ekmek yemek için dururmuş, bir de namaz vakitleri. Gayrısı vur Allah vur. Ama güleç yüzlüymüş. Gönül almasını, hatır yapmasını çok iyi bilirmiş. Vallahi çiğ süt emmiştir şu Ademoğlu. Elin şu garibi için şeyhin kızına yanıyor da ondan böyle canla başla çalışıyor demekteler. Hele yanına varıp onunla bir tanış olalım. Hadi gidelim. Selamun aleyküm Yunus karındaş. Eyvallah, hoş geldiniz. Hep baltanın sesi geliyor. Hiç yorulmaz mısın diye merak etmekteyiz. Ne var yorulacak yarenlerim? Çalışana Allah kuvvet verir. Köyünde de odunculuk yapardın he mi? Yapmazdım. Sağ mı? Peki ne diye varıp geldin buraya? Ne diye mi? Bir kapıya baş koymaya. Elim erip etek tutmaya. Kuş olup uçmaya. Çiçek olup açmaya, çera olup yanmaya, rahmet olup yağmaya geldim kardeşler. Beyimiz Şeyh Hazretleriyle görüşmek diler. Tiz haber edin. Sevgiyle bakmasını bilenler, gerçek ibadeti bulan kişilerdir. Kendinizi kendi gözünüzle değil, başkasının diliyle görmek gerek. Ne var ki, Adem'i yalan söylemeye zorlayan şey, yaptığı ve açıklamaktan utandığı kötü işlerdir. Bu dergaha baş koyan önce yalanı unutmalı, yalan söylememeli. Ya, ağırlayın onları, hemen varıp gelirim. Canlar, Cafer Can imdi sizlere, cemali mutlak nedir, onun şerhini yapacak. Eğlenme, tez gidelim. Fakat baba hani... Yürü dedim. Şu tekke köylüler için bana bunca laf eden adamın kızı istenir mi be? Hadi yürü.
Yunuscan. Bugün neler oldu neler. Hamza Bey varıp geldi dergaha. Az evvel de gitti. Ya. Hani şu köylüye eziyet eden de Hamza Bey mi? Yolda gördüm onları. Herhal onlardır. Karun kadar zengin. Velakin gönülden nasipsiz bir adam. Meğer ki oğluna bacım sultanı istemekmiş muradı. Onun için gelmişmiş. Bacım sultanı oğluna mı? Evet ya. Neden şaşırdın o kadar? Hiç. Daha kızı istemeye vakit bulmadan Hazret bir ders vermiş ki Hamza Bey'e sorma gitsin. Ya. Ya ki o kadar olur. Yamandır şeyhimiz, yaman. Bakıyorum. Memnun olmaktasın bu habere. Hem de sevinmektesin Yunuscan. Şeyhinin takdirini derviş olan sevinir. Ya. Yeter. Boşuna direnmektesin karşımda. Aklından çıkar o şeyhin kızını. Defterini kapattık, bu işi tamam ettik. Şeyhin huzurunda yalanı iyi kurdun ama kulpunu takamadın baba. Bu yüzden utanmaktayım. Yerin dibine geçmekteyim. Bak hele bak. Nedenmiş o? Bir de sormaktasın neden diye. Senin oğlun olduğum için. Yok be! Ne yaparım ben adamı bilir misin? Bilirim. Evini yıkar ocağını söndürürsün. Sen değil misin tekke köylülere ettiğini komuyan? Sen değil misin o fakir fukaraya kan kusturan? Höst dedim höst! O selamsız şeyh kızı için mi etmektesin bu lafları? Benim kim olduğumu unutmaktasın. Beysin. Ama beyliğini bilememektesin. Ulu bey, bak sabrımı kötü taşırmaktasın. Dinle beni baba. At ağasına göre kişner derler. Tapduk şeyhime yerden göğe hak vermekteyim. Ne dediyse ne ettiyse doğru etti sana. Yıkıl karşımdan, defol! Senin gibi evlat yerin dibine batsın. Kara kurtlar kemirsin. O kadar yanmaktaysan kendin gider istersin kızı. İşte o kadar. Elbet o kadar yanmaktayım ya. Ulu Bey mezara, bacım sultan mezada. Koş ara bul onları. Yok. Hiçbiri yok. Uyumanın sırası mıydı miskin Yunus? Daha bir dal bile kesmedin. Dergah odun bekler senden. Şeyhine ne diyecek, ne söyleyeceksin? Yalan bir şey deme. Özünü kirletme sakın. Gayrı erenlerin himmetine kaldı bu iş. Müşkülümden kurtuldum elhamdülillah. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekerseniz orada onu biçersiniz. Miskinlerle, her şeyi kötüye yoranlarla işimiz yok bizim. Soluk aldıkça sevmek ve sevilmek olmalıdır muradımız. Öyle değil mi Yunus Emre? Eyvallah şeyhim. Sana bu canı kim verdi? Ağaca yeşili kim? Toprağa bereketi kim verdi? Göğe rahmeti kim? Allah'ın verdiği renk. Allah'tan başka renk veren kim? Ya bana o odunları kim verdi? İkiliği bırak.
ben dediğin ne? Sen dediğin kim? Beni cümle mevcudatta karıncadan Süleyman'a varınca her yaratılmışta sevmedikçe sevmiş olamazsın. Anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Asıl olan anlamak değil, yaşamaktır. Yaşaya yaşaya gerçekleri kendine halede malede anlayacak ve öğreneceksin. Allah, sana hamdü senalar olsun. Her şeyin varlığı senin yüce varlığının bir nur ve parıltısıymış meğer. Günler ayları, aylar mevsimleri kovaladı. Dostlar dergahının ocağında yanan her odun, Derviş Yunus'un yük yük sırtında taşıyıp getirdiği odun suretine bürünmüş çilesiydi sanki. Kimi alev olup çatırdadı, kimi köz olup iniledi. Ama asıl ateş Yunus Emre'nin içindeki ateşti. Tanrı aşkı, hak ateşiydi bu. Pişen Yunus'tu, pişiren de Tapduk Emre derler o ulu sultan. Ey çiçek, güzel çiçek, seni bacım sultanıma hediye etsem bana kızar mısın? Yanılmışım, anladım ki sen bir anasın. Karınca kardeş, saygım uludur sana, nasibine dokunamam. Sen arısın. Yani benim gibi bir garip. O da bacım sultan. Korkma arı. Koparmam. Ayırmam seni çiçeğinden. Ya sen? Koparayım mı seni? Oldu. Bacım sultanın eline daha güzel yaraşırsın. Gel ona varalım seninle. Yaradılmışı severim yaradandan ötürü. Ben hepsini, her şeyi seviyorum. Hepsinde ruh var, ruh, Allah'ın nuru. Öyleyse yaradılan her şeyde yaradandan bir iz var. Ey yeryüzü, bütün insanlar, Allah'a aşığım, yani sizlere. Çünkü bütün güzelliklerde Allah'ı görüyorum. Çünkü bütün insanlar güzel. O neylerse güzel eyler. Onur Bey, yolunu beklemekteydim günlerdir ama... Bacım Sultan. Hamza Bey'in oğluna verilecek kızım yok demiş Şeyh babam. Acep, dergaha girsem şeyhim beni kabul eder mi? Sanmam. Uğruna canın feda bacım sultan. Dilersen kaçalım buralardan. O zaman babam ölür arından, kederinden. Benden bunu istemeyiydim. Mutluluğumuz bir başkasının mutsuzluğu üstüne kurulmasın. Ya bizim mutsuzluğumuz bir başkasını mutlu ederse? Hayır, böyle bir şey olmayacak. Yemin et bacım sultan, yemin et. Benden başkasına yar olmayacaksın. Ruhum senindir Ulu Bey, mahşere kadar. Ruhum senindir bacım sultan, mahşere kadar. Tanrı'nın nuru aşkınızın üstüne dolsun.
Çiçeğe çiçek gerekmez ama bu o kadar yakıştı ki sana. Ne sakin bir gece. Tıpkı ölümün sonsuz sükunu gibi. Bana neden öyle bakmaktasın mahzun mahzun? Senin nurlu şavkında dağ bayır, dere tepe avare dolaşmak yok gayrı. Geçti, o eskidendi. İmdi seni de beni de var eden ve nimetlerinin sonu olmayan ulu bir yola baş koydum. Bil bakalım o kim? O her şeyi bilici ve görücü olan Hüdadır. Garipler Rabb'ı. Yaren gören, gören göze kılavuz ne gerek? Bu Yunus'un maksadı anlaşılmıştır. Taptık Sultan'a halife olmak ister. Doğrusun Kasımcan. Şeyh postuna oturmakta gözü var. Hikmet mi yumurtladığını sanırsın sen? Bunu duymayan, bilmeyen mi kaldı? Yunus şeyhin gözüne girecek, sonra da kıza talip olacak demek istemektesin, he mi? Hı hı. E ya. Yapman canlar. Söz yumağını yere düşürmen günahtır ve de ayıptır. Yunus'tan ne istersiniz? Var mı aramızda Yunus gibi biri daha? Gösterin hele bir. Şeyhimizin Yunus'a olan sevgisini mi kıskanmaktasınız? Ayıp. Ayıp ki o kadar olur. Hoş geldin Yunuscan. Eyvallah Bekir haldaşım. Dur yardım edeyim az biraz. Sağ olasın Bekircan. Hem de konuşalım azıcık seninle. Konuşalım. Alıvereyim şunu. Konuş bakalım Bekircan. Acı da olsa emi. Bizim acı sözümüz ne ola ki? Dünya halı bu Yunus kardeş. De bakalım öyleyse. Şey, dostların bir kısmı seni çekemiyor. Neyi mi? Doğruluğunu, iyiliğini, yol almanı, şeyhimizin sana olan sevgisini, ne bileyim işte, Yunusluğunu. Yok, yok. Nafile konuşmaktasın Bekir'im. Olmaz böyle şey. Şu kainata bak, bir de Yunus'a. Yunus ne? Yunus kim? Ufacık bir nokta bile değil. Şu koskoca alem içre. Bencileyin bir Yunus'un sözü mü olur? Bağışla Yunus'um. Duyduklarımı sana duyurmak istedim de. Ağzı karalar senin için kötü söz ediyorlar ki o kadar olur. Bilesin istedim bunları. Kolay gele Yunuscan. Eyvallah şeyhim. Odunculuğa başladığın günden beri hep düzgün ve kuru odun getirmektesin. Bu ormanda hiç iğri odun yok mu? Senin kapından odunun bile iğrisi giremez şeyhim. Büyük adım atmaktasın. Deryaları geçmektesin Yunuscan. Zaten biz de dönmeni bekler dururduk ormandan. Cafer'in ve de Bekir'in yanında konuşalım sakıncasız. Senin için diyorlar ki gül misal kızımıza gönlün kaymış. Nazarların hep onun üstündeymiş. Gene diyorlar ki Yunus'un sana sevgisi ve de bağlılığı hep gül misalin aşkındandır. Sen ne dersin Yunuscan? Allah derim şeyhim. Eyvallah. Gel istersen o garipleri yalancı çıkarmayalım ha. Ya Ulu Bey, o ne olacak? Bu garip, bacım sultan gibi bir güzelliğe el sürmeye layık değildir. Kapınıza hak namına gönderildim ama şeyhimin emrine boynum kıldan incedir. Haşa! Bu emir işi değil, gönül işidir. Öyleyse bu söz burada noktalansın. Canlardan hiçbirinin bu işi bir daha gönlünden ve dilinden geçirmesini istemem. İstemem Yunus'a böyle laflar gelsin benim yüzümden. Onun gibi iyisi daha gelmemiştir bu dergaha. Sana inanırım bacım sultan. Ve de üzülmeni hiç istemem.
Lakin nereden çıkarırlar bunca sözü bilmem ki. Yunus'un gönlü yüzünün aynasıdır. Ne var ki onu görmeye göz ister. Gayrısı iftira ve de yalan. Şu insanoğlunun ağzı torba değil ki büzesi. Doğru. Evet. Ben Yunus'un dostluğuna güvenmekteyim. Hepsi o kadar. Benim gönlüm yalnız sende Ulu Bey'im. Yalnız sende. Bu gece ihya gecesi. Yunus'u güyende terennüm et, bir şeyler söyle. Şevkimiz var, gönlümüz şad. Sakirbaşı görmez misin? Seni bekleriz. Kusurumu bağışlayın şeyhim. Boğazıma bir şeyler oldu. Öyleyse sen söyle Yunus Emre. Vakit erişti, tamam oldu. Hacı Bektaş-ı Veli dileği yerine geldi. Bir kapalı kutuydun, açıldın. Deryalara salındın Yunus Emre. Söyle gayrı. Hadi söyle derviş Yunus. Allah diyelim daim. Mevlam görelim neyler. Yolda duralım daim. Mevlam görelim neyler. Sen sanmadığın yerde şayet açıla perde. Derman erişe derde. Mevlam görelim neyler. Yunus, Yunus, yüreğindeki hak ateşi dile geldi, döküldü. Söyle, gene söyle. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı, hür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Bu ilhamla kabına sığamaz gayrı. Ona ya gurbet, ya avrat gerek. Gurbet dersen yanarım. Acırım Yunus'a. Avrat dersen bacım sultanımız var ya. Onunla konuştum kadınım. Ne dedi? Şeyhimin kapısından dünyaya ait bir şey alamam dedi Yunus. Yunus... Yunus. Şeyhim beni çağırıyor. Acımaktayım Yunus'a. Yanmaktayım. Yapacak bir şeyim yok kadınım. Ama Yunus gibisi gelmez bir daha şey. Dervişlik itaattir hatunum. Yunus'u Rabbime ısmarlayarak var git, senden benden ayrı olanı biraz da uzaklarda ara demekliğim gerekecek. Yunus yetişip gelişti. Yüreğindeki hak ateşi tez büyüdü. Yangına döndü. Bilmekteyim bunu. Bu tevacüttür. Hüdaya ulaşmaya sebeptir.
Herkesin bir alemi, her alemin bir hali var. Kainatın birbirine benzemez bin ahvali var. Onun için azat kuşu kafesinden uçup uzak diyarlara konacak, gurbet ellerinden geçecek, ilahi lütfa uğradığı halde kah gülecek, kah ağlayacak. Gayrı onun gönül kilidi açıldı ve de eyvah, nasip gömleği biçildi demektir bu. Kaderin böyle yazılmış. Şeyhin seni çağırıp bunları yüzüne söylemeden sen al başını git buralardan. Fakat nereye? Köyüne mi gideceksin? Ya, hayır, hayır. Bu izin köyün için verilmiyor sana. 100.000 cefa kılsan bana, senden yüzüm döndürmezem. Canım dahi alır isen, senden yüzüm döndürmezem. Ey kardeşler, kime diyem ahvalimi? Ya şu benim bu derdimin dermanını kim ne bile? Bacım Sultan. Bir selam da bırakmadan mı gitmektesin? Sitem de insafsız olma. Tanrı selamını gönül yolundan hepinize ayrı ayrı bıraktımdı. Bu habersiz gidişin Şeyh babama ağır gelecek. Kadın anamın da gam saracak yüreğini. Belki bir diyecekleri vardı sana. Şey babam beni sana helallemek istemiş de sen olmaz demişsin he mi? İnce bele gümüş kemer yakışır. Ben bir derviş parçasıyım. Ulu şeyhim ne verdiyse hak rızasıyla verdi bana. Bir de onun canını, gülünü mü almalıydım? Yok. Yok, olmazdı bu iş. Var yüreğini ferah tut. Ulu Tanrı mutlu etsin seni. Acep şu yerde var mola, şöyle garip bencileyin. Bağrı taşlı, gözü yaşlı, şöyle garip bencileyin. Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göynür özüm. Meğer ki gökte yıldızım, şöyle garip bencileyin. Bir garip ölmüş diyeler, 3 günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin. Konuşursan uyanır. Uyuyan kim?
Kim mi? Kızım. Kınalı kuzum. Anasına küsüp giden Fadime'm. Bak orada, görüyor musun? Aynı yolun yolcusuyuz. Bazımız evvel varır o durağa. Gel gidelim. Ya, ya, ben gidemem. Susayınca kim su verir? Üşüyünce kim örter üstünü? Hadi, varıp sen git. Su! Su! Gel. Bak! Bak! Beni çağırdı. Fadime'm, su getiriyorum sana Fadime'm, Fadime'm. Al içe, al içe. Geri mi susadın Fadime'm? Ten fanidir, can ölmez. Çün gitti, geri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Soğulmuş o kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun buranları gördüm. Yunus der ki gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler ne bir haber verirler. Canımı tanın Kara Hasan. De hadi cevap ver. Ben ne yaptım? Suçum ne ki benim? Bırakın babamı, ne istiyorsunuz babamdan? Ne istersiniz oğlumdan? Hadi sökün öküzün birini. Eğlenmen be. Sızlanma ihtiyar. Senin oğlun da beyimizin bir kuludur. Bu yıl borcunu ödemedi. Bey ondan hesap sormak diler. Kulum kulu mu olurmuş? Allah'tan korkma mı beyiniz? Hasan'ımı almaktasınız, bari öküzü bırakın. Biz neyle süreriz toprağa? Hadi davranın, çekin o öküzü. Acınmaz bunlara. Ne olur, Allah rızası için. Oğluma acıyın bari. Almayın öküzümüzü. Yürüyün. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimin adamlarıydı bunlar? Kerim Bey derler bir zorbanın. Beş köyü haracına bağlamış, haram yiyip keyfin sürer. Ya, öyle demek.
Bir eli yağda, bir eli balda. Halbukisi yağda, balı da haramdır. Gel de katlan, isyan etme Tanrı'ya. Tövbe de baba, tövbe de. Ulu Tanrı... herkesin nimetini, kısmetini ayrı ayrı vermiştir. İyi ama öyleyse bu haksızlık neden? Kimine dünyada hiç keder vermez. Kiminin derdini şöyle bol eyler. Kimini dünyada hayvan yaratır. Kimini kendine munis kul eyler. Ağzına sağlık dervişim. Bir güzel dedin ki güzellerden güzel. Şu ihtiyar halimle kusur ettim Tanrı'ya karşı az önce. Yüreğin yaralı da ondan. Üstelik de bir babasın. Doğru söylersin. Öküzün birini aldılar. Ben şimdi nasıl sürerim şu kara toprağı? Gam çekme baba. Birlikte sürüveririz seninle. Allah gönderdi seni bize. Üç gün içinde sürüp ektin tarlayı dervişim. Sen olmasan biz ne yapardık? Tuttuğun altın, yolların açık olsun. Mahsulünüz bereketli olur inşallah. Hadi, kalın sağlıcakla. Canım erenler yolu, inceden inceymiş. Süleyman'a yol kesen, şol bir karıncaymış. Görmez misin koskoca bey geliyor, çekil gidişine derviş başı. Kalk dedik be, çekil şuradan! Derler idi ki bana... aşık avare olur. Geldi başıma gördüm, o söz yerindeymiş. Biz beyken camide ibadet eder, namazımızda kusur kılmayız da... sen neden camiye girmez başını secdeye koymazsın? Bu ne biçim dervişliktir? Sözün cümlen bitti mi? Evet, bitti. Cümleler doğrudur, sen doğruysan. Doğruluk bulunmaz, sen eğriysen. Bana bak, şimdi namazdan çıktım, var git beni günaha sokma. Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi, elin yüzün yumaz değil. Yol odur ki doğru vara, göz odur ki hakkı göre. Er odur alçakta dura, yüceden bakan göz değil. Bağışla bizi dervişim. Sana karşı kusur işledik. Kalbini kırdık boş yere. Yalnız şu garibin mi? O ihtiyar Türkmen'in de, onun oğlu Kara Hasan'ın da. Bunlar bilip gördüklerimiz. Görmediklerimizin hesabını da Hüda senden sorar bir gün. Varıp Tanrı rızasıyla öküzünü ver geri. O garipleri elsiz ayaksız bırakma. Bırakırsan işlediğin günahı ömür boyu kılacağın namazla da ödeyemezsin. Dur, eğlen biraz. Çok şey öğrettin az zamanda dervişim. Daha öğreneceğin çok şey var. Burada kal. Seni kuş sütüyle beslerim. Zenginim, malım mülküm çok. Ömür boyu rahat ettiririm seni. Tutmaz olur tutan eller.
Çürür şol söyleyen diller. Sevip kazandığın mallar varislere kalır bir gün. Besbelli bir ulusun. Ver şu mübarek elini öpeyim. Haşa. Garip dersen eyvallah. Bari adını bağışla. Bendelerden bir garip, gariplerden bir Yunus dersin. Hadi kalk sağlıcakla. Her sözü doğru söyledi bu derviş. Bundan geri o hakkımızda en ufak bir şikayet gelmeyecek ve de kursağımıza haram lokma girmeyecek. Tiz varıp o ihtiyarın oğluyla öküzünü salın. Uzadı bu yollar. Sanırsın hiç bitmeyecek Abdurrahman. Konya yolu bu. Uzundur ve de sabır ister Ömer Bey'im. Ocaklı Hanı'na daha ne kadar var? 5-6 fersah çeker. Garip bir sıkıntı sardı içimi. Sanki bize bir şey olacakmış gibi geliyor Abdurrahman. Yüreğini ferah tut Ömer Bey'im. Tanrı'ya emanet edilmişiz. Ne olur ki bize. Ertuğrul Gaziler yaklaştılar. Canları cehenneme. Çoğu gitti, azı kaldı. Hazır olun. Bu bir işaret olmalı. İşaret olmalı. Lanet kör şeytana. Galiba biz pusuya düştük. Doğru. Türkler hücuma kalkarken Allah Allah diye bağırırlar. Na orada biri göründü. Hadi davranın, durmayalım, kaçalım. Su kurmuş bize reziller beyim. Mol değil, bozguncu takımı olmalı bunlar. Şimdi anladın mı yüreğimdeki sıkıntının sebebini? Acep o bağıran kimdi? Sabredersek anlarız. Bak, bize doğru geliyor. Adım Yunus Emre. Tapduk Sultan dergahındanım. Benimki de Ömer. Yoldaşımın da Abdurrahman'dır. Biz kayalardanız. Ertuğrul Gazi'nin elçileriyiz. Ya. Beyiniz Ertuğrul Gazi'nin ününü duymayan mı kaldı? Aşiretiniz içinde derler ki Selçuklu'nun Serhat'te en şerefli bekçisidir. Doğru he mi? Doğrudur Yunus Emre kardeşim, doğrudur. Öyledir gerçekten. Hüda beyimize uzun ömür versin. İkbalimiz onun sayesinde parlamaktadır. Adildir beyimiz. Sadıktır ve de yiğittir. Selçuk Sultanına saygısı uludur. Yarenlerim, soramadım sizlere. Uğrunuz ne yana? Gitmekteyiz. Konya'ya he mi? Konya'ya. Konya şehri şehirinde Mevlana derler ululardan bir ulu varmış. Adını duydunuz mu ola? Duymaz olur muyuz? Sultanlar bile onun mübarek elini öpmek için kapısına varıp bekleşirlermiş. Yarenlerim, Tanrı murad ederse
Bu fakir de Mevlana Sultan'ın ayak tozuna baş koymak ister. Acep Konya'ya beni de görür müsünüz? Ne demek? Dileğin başımız üstüne buyruk olur. Sen bizim dünya ve ahiret kardeşimiz oldun Yunus Emre. Bize ettiğin iyiliği unuttuk mu sanırsın? Ertuğrul Bey'imizin Selçuk Sultanı'na gönderdiği emanete zarar gelmedi sayende. Sabah ola, hayır ola. Amin. Sağ olun yarenlerim. Yollarını gözlüyorum. Gel gayrı. Gel. Gel. Oydu. O. Ulu Mevlana. Gündüz gibi şulelenip parlamayı biliyorsan, geceye benzeyen varlığını yap. Varlığından kurtulmuş olanlara felek de secde eder, güneş de, ay da. Geldi, geldi. O aziz ve faziletli yoldaşım geldi. Gel gözümün nuru, gel hak cemaliyle aydınlanan, gel kendi yüceliğinden habersiz yüce, gel Tanrı sırlarının mücella aynası, gel. Kutlu kardeşim, Ulu Mevlana'mız sizi bahçede bekler. Ey bizden olan, ey bizden olan. Sultanım, mübarek yüzünü, tatlı sesini duydum elhamdülillah. Ulu hünkârım. Buyurunuz. Günlerdir gönül gözüyle yolunuzu gözlüyorduk. Yunuslardan bir Yunus'un, Taptuk Şeyh'imin oduncu Yunus. Öyleyse bize Taptuk dergahından aşk kokuları sununuz. Aşık aşığın aynasıdır. Ateş ateşi yakmaz ama ateşin de ateşe söyleyecekleri vardır. Söyleyiniz, sizi dinlemek isteriz. Bugün sohbet bizim oldu. Bize bizim diyen gelsin. Bu aşk zehrin seve seve içuben yudan gelsin. Kanaat hırkası üçre selamet başımı çektim. Melamet gömleğin biçtim. Arif olup giyen gelsin. Hey hey, söyleyiniz, daha söyleyiniz. Terk eyledim cümle işi. Hak yoluna kodum başı. Dost yüzünü göreliden sabru karar olmaz bana. Ulu Mevlana'mızla gönlü hak ateşinden kavrulan Taptuklu'nun şu kavuşmasına bak. Ezel pazarında nasipleri eş kılınanlar dünya meydanında karşılaşınca ne güzel tanış oldular. Öyle. Tanrı sırları gönülden gönüle yol bulur. Mesele o ki Taptuk Sultan size var git mana gevherini dışarılıkta ara bul demiş. Şeyhinin ateşiyle yanan, yangınınca da etrafı yakanlardansınız.
Sözleriniz benim için ne büyük devlet hünkârım. Kalbinizin gerçeklere açılmasını düşünün. Burada temelli kalınız desem kalamazsınız. Çünkü size seyahat verenlerin hükmü henüz sona ermemiş. Ulu hünkârım. Rabbinizin kalbinize doldurduğu aşk ateşiyle ilham gevherini sakın tüketmeyin Yunus Emre'm. Kamu aleme gösterin bunu. Belki de sırf şu mübarek ellerinizi öpmek ve sizden feyz almak için bu yollara sürüldüm. Eğer böyleyse Rabbime şükürler olsun demekti. Sizin için yollar görüyorum Yunus. Uçsuz, bucaksız yollar. Ne dersiniz? Ben yürürüm yani yani. Aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi. Gâh eserim yeller gibi. Gâh tozarım yollar gibi. Gâh akarım seller gibi. Gel gör beni aşk neyledi. Yangın Yunus'um, aşık Yunus'um. Görmekteyim ki alev alev yanmaktasın benim gibi. Yan çünkü bütün ömrüm şu üç sözden fazla değil. Hamdım, piştim, yandım. Manevi mertebelerin hangisine vardıysam önümde hep bu Türkmen kocası Yunus'un ayak izlerini gördüm. Mevlana Hüdavendigâr bize bir nazar kıldı. Onun güzel nazarı gönlümüz aynasıdır. Çol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri. Yunus Konya'dan ayrıldıktan sonra içi yana yana yollara düştü. O yollar ki tehlikeli ve güvensizdi. 1243 yılından beri Selçuk topraklarını işgal etmiş olan Moğollar, Anadolu Selçuk İmparatorluğu'nun siyasi nüfuzunu elinden almışlar. Moğol istilasına karşı Müslüman Türk halkını kurtarmak isteyen Mısır Sultanı Baybars'ın Anadolu'ya yaptığı seferde Moğol kuvvetlerine karşı kazandığı zafer sürekli olmamış, Selçuk devlet adamlarının ikiyüzlü politikası Baybars'ı kızdırarak onu tekrar yurduna döndürmüştü. Hükümdarı Abagahan boşuna akıtılan Moğol kanının hesabını sormak için ordusuyla tekrar Anadolu'ya geliyordu. Muhyiddin pervane, öne çık ve yaklaş. Bunca ölü arasında hani bir Selçuk askeri hiç mi gebermedi sizden? Susuyorsun bak. Çünkü Mısırlı'ya karşı Selçuk askeri savaşa girmedi. Yalancı düzenbaz. Maksadın bizi arkadan vurup intikam almaktı. Hayır Ulu Hakan'ım. Yanılmaktasınız. Hakkımda kim ne demişse yalan söyleyip iftira etmişler. Muhyiddin pervane kulunuz masumdur. Sultan Baybars'ın hücumunu daha önce haber alamadım. Tedbirde kusur ettim. Bağışlayın. Bağışlamak yoktur yasamızda. Ben bir kere aldandım. O da Anadolu'da bütün Selçuk idaresini sana bırakmakla.
Yüce Hakan'ımın itimadını sarsacak bir şey yapmadı bu pervane kulunuz. Bana inanmanız gerekir. Sana inanmak ha. Şimdi anlarız. Vezir Muhyiddin yalan söylüyor Hakan'ım. İzzettin Aybek. Hele yaklaş. Ve de bildiklerini söyle bakalım. Efendimiz, Vezir Muhyiddin Pervane, Mısır Sultanı Baybars'a gizli elçiler ve nameler gönderip onu size karşı... Bitti mi? Bitti efendimiz. Bu sözlere ne dersin? Bir diyeceğin yok mu? Yalancı, sahtekar, iki yüzlü rezil! Ey Cengiz'in torunları! Yiğit bahadırlarım! Öldürülen kardeşlerinizin öcünü kana kan, dişe diş alacağız! 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 Ateş var, kan var ama merhamet yok bundan sonra! Yok! 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 Moğol hükümdarı Abagaha'nın intikam yemini Anadolu'ya yeni bir felaket getirecekti. Bunu hissedenler ya topluca yurtlarından kaçıyor veya kentlerinin önünde Moğolları karşılamaya hazırlanıyorlardı. Aradan uzun yıllar geçti. Bu süre içinde Yunus Emre diyar diyar dolaştı. Şam'ı, Tebriz'i ve bütün yukarı illeri gezdi. Onun dönüşü yine Anadolu'ya oldu. Kan ve irin kokan Anadolu'ya. Yunus bunlardan habersiz, uzun sıla hasreti içinde içini dolduran duyguları şöyle dile getiriyordu. Taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Yavu kıldım ben yoldaşı, unulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Harami gibi yoluma, arkuru inen karlı da, ben yârimden ayrı düştüm. Sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında, salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için, yaşın yaşın ağlar mısın? Ağlamaktayım elbet. Gözyaşlarım pınar olup taştı sanırsın. Ama nafile bu üzüntümüz. Çünkü Şeyh babam beni sana vermeyecek. Bilmekteyim bunu. Onun için yıllardır kaçalım demekteyim ya. Olmaz Ulu Bey'im. Beni nasip bağıyla bağlamışlar sımsıkı. Söküp atamam. Kaçıp kurtulamam. Ulu Tapduk hem babam hem de şeyhimdir. Ben onun kanıyım. Hem de canı. Benim suçum Hamza Bey oğlu olmak mı? Kansa onun kanıyım. Ama canı değil. Haramla gelen malda gözüm yok. Bir lokma bir hırka yeter bana. Bir de sen. Sen yetersin bacım sultan. İkimiz de yanmaktayız nafile yıllardır. Gayrı bu son kavuşmamız olsun. (Gülüyor)
zararında bu kadar insafsız olma. Başka çaremiz mi var? İkimiz için de böylesi gerek. Son sözüm buysa alıp başımı giderim bu illerden. Uzaklara, uzakların ötesine uzanırım. Sordum sarı çiçeğe, benzin neden sarıdır? Çiçek dedi, ey derviş! Ahım dağlar eridir. Yine sordum çiçeğe, sizde ölüm var mıdır? Çiçek dedi, ey derviş! Ölümsüz yer var mıdır? Yine sordum çiçeğe, Yunus'u bilir misin? Çiçek dedi, ey derviş! Yunus kırklar yaridir. Anadolu açtı, sefildi. İnsanları mutsuz ve umutsuzdu. Toprak ana küsmüştü sanki. Ekinler kurumuş, davarlar sürülüp götürülmüştü. Moğol belası yıllar yılı bir kabus gibi çöküvermişti Anadolu'nun üstüne. Selamun aleyküm. Yere dur yabancı. Var git yoluna. Selam Allah'ın yol kulundur. Nedir peki muradın? Hiç. Acınızı paylaşmak. Gayrı kimselere inanmaz oldum. Bak, kandan kızıla boyandı her taraf. Hep Moğol'un işi bu. Yakıp kül etti, ezip bitirdi. Ve de sürüp götürdüler insanımızı, ekinimizi, davarımızı. İki yiğit verdim bir günde ki kurdu kuşu ardından ağlatır. Bak şuncacıklara, bugün yetim kaldılar. Gör de gel dayan. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Gök ekinlerim ya, dağ yiğitlerim. Söyle yabancı, de hadi, hak ver bana. Hak ve sabrı yalnız Tanrı verir. Her şeyi görücü ve bilici olan o garipler Rabb'i. Yo yo, gayrı Rabb'imle arama girenler oldu. Kim girdi? Korku girdi, ölüm girdi, Moğol girdi. Besbelli, acılısın da ondan böyle konuşmaktasın. Gayrı haram oldu bu dünya bize, haram. Neymiş bizim suçumuz, günahımız ne? Neden akmakta bu kanlar? Çünkü ülke devletsiz, devlet sahipsiz de ondan. Ama gidicidir Moğol. Bu toprağın insanıyla uyuşamaz. Uyuşamaz ya. Bak, gözün gayrıyı görür oldu. Gel, kulağın da işitsin şu garibin sözlerini. Mevlan'la arana gireni unutacaksın. Kimseye kinlenmek yok. Asıl düşmanımız Moğol değil. Kindir çünkü. Evladım, bunlar nasıl sözler ki acımı azalttı? Kendime gelip insanlığımı hatırlar oldum. Biri aşktır ki gönüldedir. İkinci hazine gönüldür ki insandadır. İnsansa Tanrı varlığının bir parçasıdır. Söyle kimsin?
Bağışla bana mübarek adını. Ad verecek, ün satacak ne ettik ki? Bir garip dersin. Yabandan gelip yabana giden bir yolcu. Bizleri yalnız koyup gitme diye ünlü isim geliyor sana. Öyle ısındım ve de sevdim ki. Benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Vezirganım, matağım çok. Alana satmaya geldim. Var yürü. Tanrı rast getire. Hadinin her yöne yayılı. Eyvallah. Kal sağlıcakla. Hükmünü fermanla değil, dermanla yürüten, gönüllere bu yolla hükmeden bir er kişiydi besbelli. Yarenim, Tanrı misafir. Vardım, vardım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur dervişim, ıslanmışsın. Gir içeri. Bu dünyanın misali benzer bir değirmene. Gaflet onun sepeti, bu halk onda öğüne. Eyvallah. Ama dervişim sorma. Dert büktü belimizi. Sarı kız derler bir torunum var, yatağa düştü, neyin nesi bilemedik gitti. Varıp bir yol bakıversen. Ölmesinden korkmaktayım da. Ölüm Allah'ın emri. Canı o verdi, o alır. Gayrısına kulun boynu kıldan ince. Tabip değilim. Hastalıktan hiç anlamam. Velakin Allah rızası için bakıverelim sarı kıza bir kez. Hay Allah, senden razı olsun. Üzerine açtı bak. Altın başlı sarı kızım. İyileştin mi ola? Bak dervişim, iyice kendine gelir oldu. Peki dermanı neydi bu illetin? Çok kolay bir şey yarenim. Sabır değirmeninde iman tohumunu öğüt. Hak sevgisini kat içine, avuç avuç ver içsin. Besbelli ululardan bir ulusun sen. Adını deyiver ola. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, aptal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı bilen kullar ile çağırayım Mevlam seni. Muradıma maksuduma ermezsem, hayıf bana, yazık bana, vah bana. Kadir Mevlam cemalini görmezsem, hayıf bana, yazık bana, vah bana. Tanrım, sana yöneldim. Sensin Kerim, sensin Rahim. Allah sana sundum elim. Senden artık yoktur emin. Allah sana sundum elim.
bir gevher yarattı kendinin kudretinden. Nazar kıldı gevhere, erdi heybetinden. 7 kat yer yarattı ol gevherin nurundan. 7 kat gök yarattı ol gevherin buğundan. 7 deniz yarattı ol gevher damlasından. Bağları muhkem kıldı ol deniz köpüğünden. Kim oldun? Tapduk Şeyh'in atası Sarı Saltuk duradı. Ulu Şeyh Sarı Saltuk'muş. Engin denizlerin karşı kıyısından sırf senin için geldim. Seninle burada buluşmak için. Ve de söyleyeceklerimi iyice bellemen için. Şu diyar-ı Rum'un Anadolu toprağının dirliğini ve birliğini kuracak ve kurtaracak olan Söğüt'teki Kayı aşireti ve onun beyi Ertuğrul'un oğlu Osman Bey'dir. Bu tanrı sırrını böyle bilip belliyesin. Kulak verip iyice anlayasın. Yetip bitsin, bitip dursun bu ülke insanının gözyaşı. Tüm acılar dinsin gayrı. Kayı aşiretine verilen tanrı lütfunun bu toprağın insanınca bilinmesi için varıp hizmet et. Gayret geçir. Anladın mı ola dediklerimi? Anladım. Ve de kutlu emrin başıma buyruk olur ulu şeyhim. Öyleyse bunu herkeslere bildiresin şimdiden Giru. Tanrı'nın inayeti, yüce peygamberin şefaati gayrı seninledir derviş Yunus. Selçuk Devleti'nin Söğüt toprağındaki Kayı aşiretinin yiğit beyi Kara Osman Şah'ım. Sana Ulu Selçuk Sultanı Gıyasettin Mesud Han-ı Sani'nin hediyeleriyle menşurunu getirdim. Kabulünü dileriz. Tanrı rızasıyla aldık ve de kabul ettik. Buyurun, okuyun, dinlemek murad ederiz. Gösterdiğin hizmet ve yararlılıklar kulağımıza geldiğinden riayete hak ve layık görülüp
tarafımızdan tu, sancak, davul, nakkare. Tahsis kılındığı gibi Eskişehir'den Yenişehir'e kadar olan yerleri bir sancak itibar edip ona verdim. Allah'ın yardımına, peygamberin mucizelerinin teyidine, hazır ve gaypen ve gizli hizmetlerine benim hayır duamla birlikte mazhar olasın. Gittiler yiğidim. Dayan, gayret et. Ladik Bey'inin bir olayım. Mintanımın içindeki meşinde bin name var. Bunu alıp Karaevli'ye Aşiret Bey'ine ulaştır. Hemi, mutlaka ulaştır. Olur haldaşım. Ama hak müyesser ederse varıp kendin götürürsün. Gayrı hayır gelmez benden. Nafileyim. Ölmekteyim bak. Toprak. Toprak kokusu ulaşır oldu burnuma. Hepimiz topraktan geldik, toprağa gideceğiz zaten. Ama korkmuyorum. Korkmuyorum. Bak. İnanan insan kuvvetlidir, korkmaz. Gel, cümle günahlarımız için birlikte tövbe edelim. Allah! Hak çalabım, hak çalabım. Sencileyin yok çalabım. Günahlarımız yarlığa, ey rahmeti... Ladik Bey yeni bir dövüş için yardım ister bizim aşiretten gene. Ne dersiniz ağalar? Gene mi? Yetsin gayrı. Sürü olsa tükenir. Allah Allah. Durun hele. Bir yolda şu derviş kardeşimize soralım. Taşra'da ahval nice. Bizden daha iyi bilmektedir. Bugünler dağılma ve de birbirimizi yeme günü değil. Hüner toplanmakta, birleşmekte. Vatan sevgisi... İmandandır. İmanı bütün olanlara hüda toplanmayı emreder ve de birlikte yaşamayı. Görmez misin sen arıyı, her çiçekten bal eder.
sinek ile pervanenin yuvasında bal olmaya. Duydunuz ya ağalar, ne hikmetli sözler etmede bu derviş kardeşimiz. Sancaktar! Buyur beyim. Densin ki kara evli Türkmeni bu dövüşe girmeyecek. Türk Türk'e kılıç çekmemeli, gayrı boş yere kan dökülmesin. Böyle yazılsın ve gönderilsin ulakla. Baş seveyim. Taht kavgası, post cengi derken... Moğol'un ekmeğine yağ sürülmede her geçen gün... ve gazi beylikler Konya tahtı için boş umutlara kapılıp birbiriyle uğraşta. Gitti beyler mürveti, binmişler birer atı. Yedi yoksul eti, içti kan olmuştur. Doğru. Gazi beylikler içinde biri var ki... en akıllısı ve de insanına kıymet verip gün gösterisi. Kim? Kangısı? Selçuklu'nun Söğüt toprağındaki Uç Bey. Kayılardan Ertuğrul Gazioğlu Osman Bey. Deli heveslere kapılıp karışmamıştır Anadolu işine. Bu yüzden ikbali parlamaktadır beyliğinin. Bilir misin ki aşiretimiz de bozokların Günhan kolundandır. Tıpkı Söğüt'teki kayılar gibi. Öyleyse ne durursun beyim? Yaz bir name. Kardeşin kardeşe dost selamını ilet. Ha derlerse topla aşiretini, ver elini Söğüt'e. Aklımıza yatar oldu bu sözlerin. Değil mi ağalar? Yatmalı ve de inanmalısınız. Dilerseniz yazacağınız o nameyi bu yoksul alıp götürür Söğüt'e kadar. Ve de Osman Bey'e kendi eliyle verir. Tüh bana! Tüh ki fırsat bulup daha soramadım adını, sanını. Hele bağışla bir yol kim olduğunu. Dervişlerden bir dervişim. Tapduk emredir mürşidim. Ya adın? Adım gelsin, adın. Derviş Yunus söyler sözün. Yaş doludur iki gözün. Bilmeyen ne bilsin bizi? Bilenlere selam olsun. Ne? Yunus Emre misin yoksa? Bre bu ne kadem, bu nasıl bir uğur ki şükürler ola. Hoş gelmişsin Yunus Emrem. Adını duymayan mı kaldı Türkmen içinde? Adın dillerde, sözlerin gönüllerde. Bre ne durursunuz daha? Tiz vurulsun şenlik davulları. Tüm aşiret toplansın. Bayram var, sevinç var. Ulu Yunus Emre konuk gelmiş aşiretimize. Varın hadi davranın. Yunus Emrem. Osman Gazi'ye yazdığı mektubu yanına alan Yunus Emre'nin önünde ipler gibi uzanan yollar vardı. Ülkede birlik olmanın, insanca ve kardeşçe yaşamanın şuurunu yolu üstündeki köylere, kentlere bayrak gibi taşıyor ve bu sesleniş tüm umudunu kaybedenlerin gönüllerini yeni bir ışıkla dolduruyordu. Yunus Emre adı manevi bir kurtuluşun, ebedi bir sevginin kaynağı oluvermişti bu toprağın insanında. Bunca kavga, bela ve acıdan sonra gayrı söz sevinindir. Cümlemiz insan olarak yaratılmışız. Öyleyse insan insanlığını bilmeli. Aranızda kin varsa unutulmalı. Dargın varsa barışmalı. Kardeş kardeşi, insan insanı sevmeli ki yaradan hoşnut olsun. Sen yarattın cismi canı, sen yarattın bu cihanı. Mülk senindir, keremkanı,
kimsenin olmaz Allah'ım. Çeşmelerden bardağın doldurmadan kor isen, bin yıl orada durursa kendi dolası değil. Bu çeşme aşk çeşmesi ve bu bardak insandaki gönüldür. Onu dolduracak sizlersiniz. İşidin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül misali taşa benzer. Arının balı, bülbülün gülü, karanlığın ışığı neyse, Tanrı'nın insanı da odur haldeşlerim. Yağan karları eriten, akan suları kurutan, topraktan Adem yaratan, ol Sübhanallah değil mi? Öyleyse hepimiz birbirimizi sevmeliyiz, sevmeliyiz, sevmeliyiz. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Selamun aleyküm. Yunus emrem. Bekir can. Şükür kavuşturana. Şükürler ola Bekir can. Yıllardır seni aramaktayım köşe bucak. Ulaştığım kimi yerde gelmedi. Kimi yerde de az evvel gelip geçti Yunus emremiz demezler miydi? Sen görmeliydin Bekir'in halini. Bilirim Bekir'im. Seversin eskiden beri garip Yunus'unu. Yalnız Bekir mi sever sanmaktasın? Hey gidi Yunus emrem hey. Namın bütün dillerde. Kutlu sözlerin bir bir ezberlenmiş ki o kadar olur. Kolay mı? Gerçek aşk eri olmak kolay mı? Dur dinle azıcık. Ne yapmış şuncacık Yunus ki böyle konuşmaktasın? Daha ne yapacaktın? Tanrı kullarına bir göz vermiş, bir de gönül gözü vermiş. Sen gönül gözlülerin göz bebeği olmuşsun. Halk aşkını halk aşkıyla birleştirip hakkın hizmetinde halkın yoldaşı olmuşsun. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise demişsin. Bak Bekir'inin bile ezberinde. Bunun gibi daha neler neler. Bu halk seni öyle anlamış, öyle sevmiş ki adını unutamıyorlar ve unutamayacaklar. Gayrı sus, ne olur. Bu sözler iyiyse, güzelse, doğruysa sanma ki Yunus'tan gelir. Ya kimden gelir? Söz karadan, aktan değil, yazıp okumaktan değil. Bu yürüyen halktan değil, Halik avazından gelir. Yunus, Yunus emrem. Beni bende demem, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Ey her şeyi asan eden Tanrım, şu gafil Bekir'inin suçunu affeyle. Nasıl anlayamadım Yunus'u, nasıl? Taptuk şeyhimin gözleri sen gittikten az sonra görmez oldu. Sanırsın ki bu dünyanın çirkinliklerine bakmak istemedi bir daha. Ana bacıya gelince bir çöktü ki o kadar olur. Ya bacım Sultan, o nasıl? Evlendi mi? Nerede? Kocaldı, bahtına küstü kızcağız.
şeyhimin illeri, uzaktır yolları, açılmış gülleri dermeye kim gelir? Şeyhimin özünü, severim sözünü, mübarek yüzünü görmeye kim gelir? Ne oldu? Yoksa gidiyor musun? Evet bekarım. Gayrı ulu şeyhime varmalıyım ve de tez yola çıkmalıyım ales sabah. Sormam neden diye, çünkü bilirim ki bunda da vardır bir hikmet. Tuttuğun uzasın tutamak olsun, bastığın düzelip basamak olsun Yunus Emre'm. Ne var ki şu garip Bekir'ini gönülden hiç çıkarma Emre. Garip başım bu sevdayı, çeke geldi, çeke gider. Aşkın oku ciğerimi, yaka geldi, yaka gider. Bacım, bu garibi görünce niye ürktün o kadar? Bak ki bardaklar bile düşer oldu elinden. Korkma. İçerinde ne kötülük olur bizim gibi garibin. Gel onu saklama hiç. Ne olur dinin mezhebin ayrık ise. İyi bir insan. Geçe kaldığın belli. Gel menziline kadar varalım ki meraklanmasın bekleyenin varsa. Hem de yeniden doldurmak gerek şu bardakları. Ona güvenebilirim. Bu iyi adam için kızmaz bana muhterem peder. Sizin dininiz size, benim dinim bana denmiştir kitabımızda. Ama bu insanların birbirine düşman olması için söylenmemiştir. İnanmada farklılık olsa bile insanlıkta düşünce bir olmalıdır. Öyle olmalıdır elbette. Sen sana ne sanırsan ayrıka da onu san. Dört kitabın manası budur eğer var ise. Umarım ki bu dört kitaptan maksadınız Hristiyanlıkta dört ayrı İncil'in bulunduğunu söylemek değil herhalde. Hayır. Hayır. Tevrat ile İncil'i, Furkan ile Zebur'u, bunlardaki beyanı cümle vücutta bulduk demek istemekteyim. Yani bütün mevcudatta. Şu mukaddes yortu gecesi üstüne yemin ederim ki hayatımda duyduğum en ulu söz bunlar. Lakin herkes böyle mi düşünüyor sanmaktasınız? Haklısın keşişim. İnsanların kendisine kalsa belki düşünecekler. Ama ne var ki nefs ve ihtiras ve de benlik gibi şeytani güçleri yenmekte Ademoğulları şuurlarına hakim olamıyorlar. Halbukisi kendi özlerinde imanları vardır. Çünkü iman vicdandan gelir. Vicdan kalpte. Kalp gönüldedir. Ve gönül
Tanrı'nın insanda mekan tuttuğu en ulu bir yerdir. Ne güzel, ne doğru sözler etmektesiniz. İyi, doğru ve güzel. Bunlar da her kitapta mevcut olan birer Tanrı kelamıdır. İnanın ben keşiş kardeşiniz de tıpkı sizin gibi düşünmekteyim. Bu dünya nimeti bütün insanlara yeter artar. El verir ki hayırla bölüşmesini, sevgiyle dağıtmasını bileler. Dinleri ayrı olsa da insanlar madem ki o ulu, o tek Tanrı'nın sevgiyle var ettiği kullarıdır. O halde hepsi de birbirinin kardeşi sayılır. Ta ki Adem oğulları bir gün gelip bunu anlaya. Garibin namaz vakti erişti. Acep abdest almak için az biraz suyunuz var mı ola? Burada mı namaz kılacaksınız? Ne olur. Burası da Tanrı katında mukaddes bir yer sayılmaz mı? Besbelli siz kutlu bir insansınız. Şu ihtiyar kişiş kardeşinizin de elinize su dökmesine müsaade edin bari. Her karanlığın sonunda bir aydınlık, her gecenin sonunda bir sabah, her korkunun sonunda bir selamet, her çilenin sonunda bir nimet vardır. Her şeyden şüphe edin ama bundan etmen kardeşlerim. Kara gün kararıp kalmaz asla. Onun nuru karanlığı sürer gönül hücresinden. Karanlık ile aydınlık bir hücreye nasıl sığar? Yakalayın bu adamı. Konuş. Kimsin? Nereden gelip nereye gitmektesin? Konuş dedim, kimsin? Tapduk'tan geldim. Tapduk'a gitmekteyim. O da kim? Demek söylemeyeceksin. Ben indi söyletmesini bilirim. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, halka taptuk manisin, saçtık elhamdülillah. Kes vurmayı, sorduğuma cevap ver. Kimsin, kimin kulusun? Ol Rahim ve Rahman olan yüce Tanrı'nın. Muhammed'in Tanrısı mı o? Yalancı sahtekar. Casus olduğun nasıl da belli, bak. Konuş. Konuş yoksa kırbaç altında canını alırım senin. Bilenlere sormak gerek. Bu tendeki can neymiş? Can ol Hakk'ın kudretidir. Damardaki kan neymiş? Pis yalancı. Hakmış, Tanrıymış. Hadi kaldır başını da göklerdeki Tanrı'nın halini görüp kurtarsın seni elimizden. Ben ayımı yerde gördüm. Ne isterim gökyüzünde? Benim yüzüm yerde gerek. Bana rahmet yerden yağar. Ölmüş. Dur, dokunma. Götür bu adamı hücreye at.
araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygamberisin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Neden öyle bakmaktasın yüzüme? Seni buradan kurtarmaya geldim. Bana inanmalısın. Hadi, vaktimiz çok az. Şu garibe acıdığından bu gayretin, he mi? Hayır. Gayrısı ne ola ki? Anlatması güç bunu. O kadar eza içinde bile inanmışların rahatlığını gördüm sende. Ve sonra aradığın Tanrı'yı bir an içinde bulduğunu hissettim. Ve işte o zaman bana bir şey oldu. Sonra da Atakan Noyan. İçin pişmanlıklarla dolu. Boşalt ki rahatlayasın. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama içimde bir ses, beklediğin o diyor senin için. Ne olur inan bu sözlerime. Karanlık geceler çera istemez. Gözsüz olanların gözüdür tevhid. Gel seni kutlayayım benim can kardeşim. Bana kardeşim dedin. Hakkı gerçek sevenlere cümle alem kardeş gelir. Vaktimiz dar, atlar hazır, davranalım. Yan hücrede biri var, o da kardeşimiz sayılır. Kurtaralım onu da. Beni takip et. Ben önden gideyim, ardım sıra siz gelirsiniz. Yunus Emre. Bağışla. Sen Yunus Emre değil misin? Tapduk dergahından. Evet, evet. Evet, tanıdım. Yunus Emre'sin. Yunus Emre'ymiş. Tanrı'nın en kemter kulu Yunus'um. Ya sen kimsin? Hamza Bey oğluyum. Adım Ulu Bey. Ulu Bey mi? Tanıdım. Gel Ulu Bey kardeşim. Gidelim. Thank you.
Kutlu Yunus Emre sensin demek ki. Ne olur, yoksul de garip de eyvallah. Ama gayrısına layık değil bu Yunus. Gücünü o kadar alçaktan almaktasın ki bu da seni yükseklere eriştirmekte besbelli. Yunus dediğin kim? Yol eriyle yolda, yolsuzla yoldaş değil. Geç de olsa İnandım ki kalp akıldan daha yakınmış Tanrı'ya. Hadi varıp gidin gayrı. Çünkü Tanrı'ma kavuşmak üzereyim. Ama senden bir dileğim var Yunus Emrem. Yarın Hak Divanı'nda imanıma şahidim sen ol Hemi. La ilahe illallah. Nefsin Müslüman eden hak yoluna doğru varır. Yarın ona ulaşır Muhammed şefaati. Ana baba ocağını terk edeli yıllar oldu. Ne mal ne mülk dedim, çıkış o çıkış. Diyar diyar gezip sürttüm. Derviş değilim ama o gezginci kuşlara benzetmekteyim kendimi. Doğrusun oğlu beyim. Dervişlik dedikleri hırkayla taç değil. Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Bu halkın gönlünde, dilinde ve hafızasında neden ulu bir Yunus Emre var? İmdi anlamaktayım pek güzel. İlahi çocuk, bırak bu lafları. İnsan, insan doğmuştur. Ve de aslında ulu dediğin şey, insanın kendisidir. Ne var ki ululanmak yakışmaz insana. Bilene ne mutlu, bilmeyene de öğretmek gerek bunu. Haklısın Yunus Emrem. Hadi. Tiz varalım Söğüt toprağına. Yolumuz uzun ve işimiz çetindir. Davranalım gayri. Yunus Emre, hoş geldin, uğurlar getirdin. Eyvallah Osman Bey'im, hoş gördük. Bu nasıl mutluluk ola ki buralara yettin, vardın? Vardık işte. Elhamdülillah sizleri sağlar bulduk ya, bu yeter Yunus'a.
Senin ulu adını duydukça acep neden söğüte uğramaz bu derviş de yu gönül geçirirdik nicedir. Bir nesne göster ki vakti saati gelmeyince zuhuru vaki ola. Doğru söylersin, öyledir gerçekten. Buyur otur, sakın ola ki yabanlık çekmeyesin. Sağ ol Kara Osman Bey'im. Şu nameyi sana getirdim. Oku ve bir güzel düşün. Sonra da cevabını gönderirsin. Kimdendir bu name? Kara evli aşiret beyinden. Ya! Bir dileği mi varmış? Yiğit beyim, bu ülkeyi kurtaracak birliğin özü ve bu özde toplanacak kuvvetin mayası o namenin içindedir. Kara evli aşireti senin yanına gelmek ve emrine girmek diler. Bu ülke demekten muradın nedir? Dağıyla, taşıyla tüm Anadolu toprağı. Kuruttular onu. Kuru bir ağaca benzettiler. Kuru ağacı niderler. Kesip oda atarlar. Devran o devran ki bu ülkeyi başsız ve sahipsiz komanın sırası değil. Şu yoksul Anadolu insanı gayrı insan gibi yaşamak diler. Ve de kurtuluşu için Konya tahtına bir bey bekler kayılardan. Büyük muştu bu Yunus Emre'm. Kayı Oğuz dilinde kuvvet, kudret manisindedir. Bu da gösterir ki Tanrı kayılardan yanadır. Kara Osman Bey'imizden yana. Bunu böyle bilip belliyesin. Hüda o günleri tez gösterir inşallah. İnşallah Osman Bey oğlum. Buyurun şeyhim. Ulu Şeyh Edebali Hazretleri. Duydum ki Yunus Emre konuk gelmiş. Dışarıda karı kızan toplanmış, derviş Yunus'u görmek dilerler. Bilmekteyim. Ulu muştular getirdin Osman Gazi Bey'imize. Beli şeyhim, hem de çok büyük. Tanrı, Tanrı işaretidir bunlar. Çünkü büyük devlet verilmiştir beyimize. Düşler vardır ki Hüda onlarda olacakları önceden sezdirir. Öyledir derviş Yunus, öyledir. Ne mutlu ki bu hayırlı başlangıcın kutlu elçisi sen oldun Yunus Emre'm. Bu hizmetini kimsecikler bilmemeli. Kalbimizde yer etsin yeter. Hayırlı sırdır bu, asan olmaya. Anladım. Allah sizden razı olsun şeyhim. Nameye bir cevap gönderip tüm aşiretiyle Aslan Bey'i Söğüt toprağına buyur edesin ki diğer Türkmen boyları da bunu görüp sana baş eğsinler. Birlik, dirlik dediğin tezden kurulup gitsin. Münasiptir. Çok hayırlı ve de sevaplı iştir. Tez nameyi hazırlayıp ulakla gönderelim Yunus Emre'm. Sen nameyi yazdır, gerisine karışma beyim. Bu garip ona Aslan Bey'e kendi ulaştır. Osman Bey'in namesini Aslan Bey'e götür, elinle ver. Ve de dervişler kulu Yunus'un selamını ilet. Olur Yunus Emre'm. Destur verirsen hemen yolu tutayım. Dur. Hüda nasip edip bu işi başardıktan sonra buluşma yerimiz nere olsun bilir misin? Hayır bilmem, nere olsun? Taptuk şeyhimin ayak tozu. Dergah mı? Dergah. Yalnız varıp da bulmamak var. Ya da varmak nasipte olmaya. O zaman bu garip Yunus'u Taptuk Şeyhinin türbesinde giriş yolu üstüne gömeler. Şeyhini ziyarete gelenler önce Yunus'u çinlesinler ki bedeni toprakta bile zelil olsun. Hadi. Var git şimdi. Yolun açık, yokuşların düz olsun. Ve de vasiyetimi unutma, he mi? Sağlıcakla kal Yunus Emre'm. Thank you.
Karlı dağlar mı aştın? Derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kadrin bilinmez mi oldu? Hatırın sorulmaz mı oldu? Dostun görünmez mi oldu? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kimdir bu göçen yarenim? Hamza bey. Buraların en zengin beyiydi. He. Ulu bey derler bir yiğidin babası ola he mi? Evet. He. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Şunlar ki çoktur malları. Gör nice oldu halleri. Sonucu bir gömlek giymiş. Onun da yoktur yenleri. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları, sağlık, sefalık ile geçtik elhamdülillah. Yükün ağır ana bacım. Bırak bu garip taşısın bakracını. Yunus, Yunus, Yunus Emre. Döndün ha, döndün demek. Yunus, Yunus'um. Hadi varıp gidelim. Gidelim. Hey gidi koca Yunus hey. O habersiz gidişin üzüp bitirdi, ezip çökertti hepimizi. Şeyhinin gözleri de görmez oldu. Yalnız kalp gözü açık gayrı. Acep şeyhim şu Yunus'unu affeder mi ola? Bilmem. Gittin gideli bir kez bile anmadı adını. Lakin iyi bilirim taptığımı. Kahrından da hep bu. Kahrından da Yunus emrim. Bak ne edelim Yunus'um. Az sonra şeyini dışarı çıkartıp biraz gezdireceğim. Varıp indi sen kapı eşiğinde yat. Asası sana takılınca kim var burada diye sorar. Yunus derim. Hangi Yunus derse hiç durma al başını git. Yok eğer ki bizim Yunus mu derse sarıl ellerine anla ki çilen dolmuştur gayrı. Olur anabacım. Hatun, eşikte biri yatar. Kim bu? Yunus şeyim. Ya, bizim Yunus mu?
Senin Yunus'un şeyhim, kapının ayak tozu, dervişler kolu Yunus'un. Affet şeyhim, senden gayrısı lazım değilmiş bu garibe. Dünya gözüyle görmese de şu dermansız kollarım sarsın Yunus'umu. Hey gidi dünya hey. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni. Nicedir aşk kazanlarında kaynadın. Bak gayrı dünya kokmaz olmuşsun derviş Yunus. Bize didar gerek, dünya gerekmez. Bize mana gerek, dava gerekmez. Bize Kadir gecesidir bu gece. Ko erte, olmasın, seher gerekmez. Eyvallah, dünya dediğin bir nefeslik düşe benzer. Dilerim dünya hevesleri kimseleri aldatmasın. Hoş geldin Yunus Emre. Eyvallah bacım Sultan. Girmeme destur var mı şeyhim? Gel kızım. Bizleri hem meraka hem de üzüntüye koyup gittin. Eksik olma. Ama bak gene kavuşmak varmış nasipte. Hatun, biz Yunus'la gideriz. Var sen işlerine baka koy. Olur şeyhim. Hadi Yunus, davran. Şeyhine göz ol ki birlikte uzanalım ormana. Cafer'i Kozlu'ya, Ömer'i Şeyh Köyü'ne gönderdik. Hak rızası ve gönül hoşluğuyla zaviyelerinde halka irşatta bulunurlar. Hüda cümlesini muvaffak buyura. Amin. Bacım Sultan seni bekler Yunus. Şeyhin göçmeden olsun bitsin bu düğün. Duymadım ne dediğini. Şeyhim, şu yoksula verdiğiniz en büyük ders bu oldu. Bir kez daha seslen bakalım Yunus, hak ne söyletir? Bu mutlu güne de eriştik elhamdülillah. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Kuruyduk, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Havalandık, kuş olduk.
Uçtuk elhamdülillah. Taptuğun tapusunda, kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah. Bacım Sultan. Ağlama. Sen altın bir kafes içinde bu garip Yunus'a emanet edilmiş bir bülbülsün. Gönülcüğün ferah olsun. Ulu Bey'e de bu odaya girdiğin gibi gideceksin. Biliyordun demek, biliyordun. Affet beni büyük insan, affet. Hayır, büyük olan sizin aşkınız. Onun önünde hep birlikte eğilmek gerek. Ulu Bey yolda. Neredeyse varıp gelir. Onu bekletmeyelim. Hadi sağlıcakla kal bacım Sultan. Ben benliğimden geçtim. Gözüm hicabım açtım. Dost faslına eriştim. Gümanım yağma olsun. Ulu Bey. Oh, sen misin Yunus Emrem? Varıp döndün demek. Himmetinle döndüm Yunus Emrem. Aslan Bey'in hayır duasıyla selamını getirdim. Ve de tüm aşiretin Söğüt toprağına revan olduğu haberini. Bu demleri de gördük ya. Şükürler olsun. Bu çalgın neyin nesi? Bir şenlik mi var? Var ya. Düğün var Ulu Bey'im. Kimin düğünü? Bacım Sultan'ın. Ve de senin. Yani sizin düğününüz. Bu yüzden dönmeni bekler dururduk. Şimdi neden beni çağırdığını anladım dergaha. Ben gelmedim davi için. Benim işim sevi için. Gönüller dost evi için gönüller yapmaya geldim. Yunus Emrem, sana gayrı ne diyeyim? Hiçbir şey. Tanrı mutlu etsin sizleri. Bu düğün hakkınızdı. Aslan oturmaz Şeyh Yunus'um. Şeyh Yunus mu buyurdunuz? Evet. Hep ve daima tevazu külüyle örtünüp gönüller yapan Şeyh Yunus Emre. Tanrı'nın inayetiyle şeyhliğinin vakti erişti, tamam oldu. Bak asamı attım, var git, düştüğü yeri bul ve orada kal.
İşte bu da icazetin. Al. Fakat şeyhim, bu garip kulunu şu meşin parçası için mi gül yüzünden mahrum etmek dilersin? Hadi var git dedim. Durmanın gereği yok. Nice bekleyen var senin yolunu. Ama şeyhim, var git dedim. Bin bir atlı bir Allah, yüz bin atlı ya Sübhan. Bir iş düştü, bir derman. Sen yâri kıl, ya Rahman. Ey canıma cananım, ey derdime dermanım, alemlere sultanım, medet Allah'ım, medet. Çobanım, günlerdir o asayı aramaktayım. Irmak'ta kıyıya yanaşmıştı az evvel. Gördüm. Şu asaya karşılık bu garip sana himmet verse onu geri verir misin? Himmet neye yarar? Koyun güder mi? Bu asa beni, himmet seni, sen koyunları güdersin. Dediklerini anlamadım ama eğer ki çok murad etmediysen al senin olsun. Gayri hak bize burada karar kıldırdı demektir bu. Söyle, köy ne yanda köy? Na, şu tepenin ardında. Eyvallah. Gelin, tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.